Hadi tamam açıkla şunu. Oo, bunu eledik. Tamam. Oğlum bu çocuk çok utangaç, bak bu çıkmayabilir he. Sergen Yalçın benim babamın halasının oğlu. Abartma sen de ama. Bunda Baki mercimek vibe aldım olmaz. Baki mercimek. Hasan hocam vardı beni kalede gördü. Bir keman alıştırdı. Bir keman alıştırdı. Geldi. Yeni bölüm geldi. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Batuhan Karadeniz bizimle birlikte. Hoş geldin abi. Hoş buldum canım. Abi valla yani Volkan abiyle geçen bölüm beraberdik biliyorsun, ama. Biliyorsun futbolcu mutbolcu hiç anladığım işler değil bunlar ama bakacağız artık. Abi bence sen bugün tarihi yazacaksın. Bir şey söyleyeyim. Kek de bulabilirsin yani, ben öyle inanıyorum. Volkan Demir de yine bizimle merhaba birlikte. Arkadaşlar videomuza başlayacağız. Konsepti bilmeyenler için kısaca açıklayayım. 8 tane yarışmacımız var. Bunlardan bir tanesi profesyonel futbolcu. Geçtiğimiz dönemde bir tane bölüm çekmiştik. Bugünse yenisini çekeceğiz. Abi arkadaşlarımızı alalım buraya. Alalım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yarışmacılarımız geldi. Yani yalancılarımız geldi diyeceğim. Bir tanesi profesyonel futbolcu abi. Önce tahmin alayım mı yoksa konuşmaya başlasınlar mı? İlk bir tahminin var mı? Konuşmaya bakalım abi. Profesyonel futbolcu konuşmasından da anlaşılır. Ben en sağdaki bana en sağdaki. Bence de en sağdaki bir düşündürdü beni abi. Evet, profesyonel yani. Sporcu ama futbolcu mu tam çözemedim. Spor dediğin ne abi mesela? Güreş müreş mi diyorsun? Güreş olabilir. Bodybuilding olabilir. Ailtongillerden abi peki mi? Kilo almış olma durumu var mı? Kilo belki almış. Yani futbolda yaşadığı bir sakatlıktan dolayı kortizonla beraber kilo almış olabilir mi? Olabilir. Bence olabilir. Bir dinleyelim o zaman hepsini. Sırayla bu taraftan başlayalım. Dur önce bir Allah müsaade etsin. Ben geldim oğlum. Abone de böyle geldi. Berekettir. Yağacak. Bu videodan sonra abone 150'yiz, de böyle geldi. Bak 150'yiz 200 hayırlı olsun. Oğlum nasıl yağmur ya? Maşallah. Oğlum arabaya bir şey olursa sizden alırım. Tamam abi yapacak bir şey yok. Kariyer başlamadan bitti. Kardeşim seni dinleyelim. Buyur senden başlayalım. İsmim Nizam, soyadım Nizam. Şahit. Bu olay ilk önce Müjdat Hoca'nın beni, Müjdat Yetkin Hoca'm ona da selamlar olsun. Onu beni görmesiyle, tanımasıyla başladı futbol hayatım. 12 yaşındayken ben, o kendisi hem Fenerbahçe hem milli takımın altyapı organizatörüydü. Beni öyle başlattı futbola kendisi. Ondan sonra 13 yaşımda Karagümrük'e transfer oldum. Karagümrük'ten sonra Sarıyer'e transfer oldum. Sarıyer'den Pazar Spor. Şu an Veli Meşe'de oynuyorum. Pazar Spor'da 3 sezon oynadım. Kadir Kara Hoca'yla beraber ona da selamlar. Sen nerede oynuyorsun? Şu an Veli Meşe'de. Özgür Hoca ile beraber. O zaman profesyonel futbolcu bu. İşte %99 yalan. Yalan. Ha yalan da var. Ya, hemen de baba ya. Abi mesela baktığım mesela. Eğer bu yalan söylüyorsan abi. Muhteşem yalancı. Ben prof olacağım da kim olacak? Sergen Yalçın benim babamın halasının oğlu. Sergen Yalçın akraban mı? Aynen abi. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Oğlum Sergen Yalçın'ın bütün ailesi futbolcu mu oluyor? Topa vurayım abi sol ayakla. Bir denesin abi sol ayağa bakalım mı? Bekle bakacağım değerlendireceğim. Bekle tamam abi. Nizam sol. Nizam sol. Nizam sol. Sol bek oynuyorum abi bakabilirsin. Hadi sol bek mi? Tamam ya, Ahmet'i dinleyelim. Nizam'da bir karagümrüklü tipi var ha. İsmim Ahmet Gençay, Sarıyerliyim. 2003 yılında futbola Sarıyer'in altyapısında başladım U13'te. Daha sonrasında U14, U15. U18'de profesyonel imzaladım. O zamanlar... Sarıyer'de U18 yok. Bu nasıl bir yalan lan? Ana! Nasıl Sarıyer'de U18 yok? Sarıyer Spor'da U18'de bir takım yok. Bu nasıl yalan Ahmet? Ha, U18'de profesyonel nasıl? Ahmet yalanın mucizesin sen Ahmet. Bir şey diyeceğim. 2005 ya da 2006'da karşılıklı oynadık seninle bu arada. Orta sahada gol atmıştın hatta. Karşılıklı oynadık mı? Bu iyice yalan. 2015-2016 dur. Nerede oynadık? Sarıyer'le Beşiktaş maç mı yaptı? 2005-2006 sen Beşiktaş'ın altyapısındaydın. Sarıyer Spor'la. Karşılık orta sahada Santra'dan gol atmıştım. Sen Sistim. Mi? Evet. Oğlum detaya bakar mısın? Sen bile hatırlamazsın. Ben unutamadım. Abi bu atar mı sence? Bir baksana. Allah'a emanet. Bu adam atar mı? Sen, harbiden. Bir ufak yalan var bunda. 18-18 yok. Ama yani. Seninle beraber oynadım. Ahmet'i beğenmedim. Ya, az yalan. Bir şey söyleyeceğim. Ahmet kötü yalan. Yalan kötü. Ben sana başka bir şey soracağım. Gerçekten altyapıda var mı orta sahadan golün? Benim her yerden var ya. Adam hatırlamıyor var da. Hatırlamıyorsun değil mi onu? Çoğunu hatırlamıyorum. Ahmet'i de bekletelim abi. Bir deneriz. Birazdan deneriz. Biraz daha anlatsın yalanı. Dur. Sevdim bunun yalanı. Söylemek istediğin yalan var mı? Daha sonra. Sen de sıra buyur. İsim? Selamlar. Adım Doğukan Küçükkaya. Sarıyer doğumluyum. Futbol hayatım 2005'te Yeni Mahalle Spor'da başladı. Sarıyer'de. Hasan Hoca'ydı. Kanka bütün martılar buraya gelmiş. Abi Sarıyer'in altyapısı yine Kur'an çarptı takım arkadaş. Yeni Mahalle Spor'da oynadım. 2009'da Yeniköy Spor'a transfer oldum. Ardından 2014'e kadar, üniversiteye kadar Yeniköy Spor'da devam ettim. Üniversiteyi Kütahya'da okudum. Numlupınar Üniversitesi'nde. Tavşanlı tarafındaydım. Tavşan Ligi'nde sözleşme imzaladım. Ama Tavşan Ligi'nde olmayınca Akıncı Spor var. Oranın kaptanı Yavuz Balcı'ydı. Belki hatırlarsınız, hatırlamazsınız bilmiyorum. Peki sana çok kısa bir şey soracağım. Prof nerede oldun abi? Prof? Ben mi demişim onu? Siz de dediniz abi. Akıncılar'da.
Yeniköy'de oynadım. Bir soru sorunca bir titreme geldi, gördün mü abi? Soğukta mı ya? Soğukta. Adam var ya, duruyorum. Prof ben mi gibisinden yaptı, gördün mü abi? Tavşanlı tarafındaydım falan. Kanka ben oradan yıllardır bana futbol çok kurma geldi. Akıncılar diye bir takım duymadım. Ah, tamam, mutlaka vardır da yani hiç üçüncülük duymadım. Göre profesyonel olamaz yani bu Akıncılar. Efendim, üçüncülük de mi? Süper amatördeydi. Süper amatör. Ha, süper amatörde nasıl profesyonel oluyorsun? Oradan devam ederek çıktım. Doğukan. Doğukan. Peki Doğukan. Şimdi abi Doğukan, bir dakika. Sakın Manita'ya falan yalan söyleme. 1,5 saate yakalanmışsın. Bir gün bile sürme. Buyur abi. Oğlum limonatayı bir sponsor alsaydım. Abi baksana bir söktük ya. Yazıları bile söktük. Adamlar oğlum bu nasıl vermiyor. Bir yokluk ya. Bizi duyan markalar varsa gelsin. Bir dahaki bölümde burayı şıkır şıkır yapıyormuşum abi. Bu arada Sky Spor ailesine de teşekkür edelim abi buradan. Tabii. Ya mutlaka et yani. Onlara da bir teşekkür edelim et abi. Yani. Batuhan abi normalde herkes istiyor sağ olsun. Ben uzun zamandır peşindeyim. Genel sağ olsun beni kırmadılar. Sayın Sedat teşekkür ederim. Şimdi devam edelim kardeşimle. İsmim Furkan. Futbol Türk Telekom Spor'da başladım. U15'te Erok Spor transferi oldum. Sonrasında hocamın ayrılmasıyla beraber Kastamonu'na gittim. Orada 3 arkadaşımla beraber altyapıdan profa imza attık. Bir sakatlığından dolayı futbolu bırakma kararı aldım. İstanbul'da üniversiteye devam ediyorum. Kankam kramponlarda da bir futbolcu var biliyor musun? Evet. Kramponlarda bir futbolcu krampon. Neydi Şener Özbayraklı? Şener Özbayraklı var. Var. Sağ bek mi? Gebetesini çıkardı. Sağ bek mi? Ben bir ufak şolak gibi şey yaptım ya. Bizlerden. Abi top sektirebilir misin? Bir top verin. Ver abi bir top. Ver bir top abi. Aa bacaklar da şöyle bir şöyle ya abi. Bunun da bir etkisi var. Çarpmaz böyle. Kontrol. Var. Ooo! Bunu eledik. Bunda Baki mercimek vibe aldım olmaz. Baki mercimek. Baki abi de müthiş hareketler yapardı böyle. Baki abi var ya sahada bir hareketler yapardı kafayı yersin. Abi zannediyorsun ki Ronaldinho çıkıyor, sahibi çıkıyor, her şey bitiyordu. Baki abicim selamlar olsun. Baki abi selamlar olsun abi. Seni çok seviyorum. Bir de üstü açık kamerası vardı. Bir acayip bir adamın Baki abi. Var mı yanın abi? Hanım var da sana burada anlatacak halim yok Mert'cim yani. Hani bu yani bu limonataya anca bu kadar kardeşim. Batuhan abi, Volkan abi. Evet dinliyorum. İkiniz de soruyorum. Şu anda, şu ana kadar elemek istediğiniz kimse var mı abi? Baba, Bal Ligi'nde profesyonel olamadığı için Doğukan. Doğukan, ben de Doğukan abi. Bay bay. Doğukan çünkü hiç yalanda da kötü kardeşim. Yani yalanda da kötü. Futbolculuk da hani... Bir topa vursa Akıncılar acaba... Spor diyor. Doğukan bir topa vur bakayım. Son anda bize bir şey yapıp böyle bir şey yapabilecek misin? İnandıracak. Kandır bizi. O oralarda bir şeyler yap. Kandır bizi. Kabul ettir bizi. Oğlum sen topa giderken seke seke gidiyorsun. Böyle top mu sürülür? Gelsin abi. Bir şut çek. Bak. Allah'ım. 3-10 kalas abicim. Oh yok abim daha hiç. Kalas. Estetik yok kalas. Abi. Gitti değil mi? Gire, elendi. Kanka, tamam sana abi. Sana bir şey söyleyeyim. Sana çok teşekkür ediyoruz. Sen aşk hayatında Doğru. başarılar. Adım Doğukan Küçükkaya. Gerçek mesleğim futbolculuk değil. Gerçek mesleğim personal koçum. Ahmet sen de bir şu topa vurabilir misin kral? Ahmet. Sessizlik oldu görsün. Esselatu esselam. Eren kardeşimle bir futbolcu vibe'ı var abi. Ben de aynı enerjiyi aldım kardeşimle ama bakalım onu birazdan dinleyeceğiz. Doğukan teşekkür ediyoruz sana abi. Çok sağ ol. Doğru bilecek herhalde. Doğukan'ın futbolcu olma ihtimali yok. Doğukan evet. Ya takımı bile çözemedik abi Doğukan'ın. Teşekkür ediyoruz. Ben daha demin ilk konuya girişinde Volkan abiye bana katıldı. Çok güzel yalanla başladı. Ta ki Akıncılar Spor gelene kadar. Şimdi evet. O zaman elenenleri bir adım öne alalım abi. Doğukan elendi. Ahmet'i de eliyoruz. Yani Ahmet'i net eledim topa vuruşundan tamam. Sonra stoper vibe'ı aldım Ahmet'i. Ahmet Gençay fitness antrenörüyüm. Profesyonel futbolcu değilim. Merhaba, isim Efe. 01-01-2000 doğumluyum. U15'te 2015 senesinde... Mikrofonu tutsana efendim. Çamlıca'da filiz lisansla başladım, Çamlıca Spor'da. Hayırlı Sonrasında olsun. Aynı sezonun devamında Bağlarbaşı Spor'a transfer oldum. Orada Türkiye Şampiyonası'nda 1400 takımdan 2016 senesinde Türkiye ikincisi olduk. Finalde Adana ekibine yenildik. Daha sonrasında Sancaktepe FK'ya, o zaman 3. ligdeydi. Kankam takıma... sen var ya, yazıyorsan bunu ayrı kitap, yok. Roman yaz, okuyalım O zaman yani. Bir aracılıkla... kendilerinin idmanlarına çıktım. Kaleci Emre abi vardı. Sivas'ta da oynadı. Belki beraber oynamışsınızdır. Uzun saçlı. Can Erdem vardı. Ha, Can Erdem falan tanırım. Onlarla beraber antrenmanlara çıktım Sancaktepe'de ama olmadı maalesef. Sonrasında Küçükyalı Yelken'e geri döndüm. Orada bölgeselde devam ettim. Maltepe Spor'da bir yarım sezon oynadım. Sonrasında Kartal Bulvar Spor'da... Aynı kat bile mi oynuyorsun oğlum sen ya? Ben bu kadar anlattıklarım ya da senin katılıyor olman lazım. Konunun can alıcı noktası bu. Kartal Spor'da, Kartal Bulvar Spor'da bir dakika süre almadan Silivri Spor penaltılarla yenerek 3. lige çıktık. İmzamı attım. Daha da süre alamadan
Veda mı? Veda ettiler. Abi beni ikna etti biliyor musun? Yalansa da ben okeyim yani. Bu kadar sallayamaz abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu cezanın yalancı versiyonu ya. Hiç susmadan nasıl bu kadar sert anlatabilirsin? Bunu hep yaptım ya. Pancar motoru gibi ya. Profta maçım yok ama lisansım kesin olarak var ama oynayamadım. Peki sen abi sen kal o zaman. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Üçüncü lig lisansın var yani tabii, doğru tabii, mu? Tabii profesyonel lisansı imzaladım. Sen ne mevki oynuyordun? Kaleciyim. Kaleci misin? Eldivenleri geç. Geçten kaleye bir şut atayım. Haydi. Bunu sonra değerlendirelim. Bırakalım abi. Sonra değerlendirelim bunu. Mustara vibe'ı yok mu? Mustara vibe'ı diyor. Yok olmaz. Vallahi. Abartma sen de ama. Elemedin yeter dur. Evet kardeşim seni dinliyoruz. Adım Emre, futbolu ünlü. 90 geldi Batuhan. 8 yaşında. 14-15 yaşlarında profesyonel oldum. 17 yaşında Beşiktaş'a transfer oldum profesyonel olarak. Beşiktaş'a transfer oldum. Şu anda Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ta ara sıra A takımla antrenmanlara çıkıyorum. A takımla antrenmanlara çok çıkıyorsun. Çok eski. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? He? Emre şöyle bir arkan dön bir yürü bakayım. Emre bir yürüyüş yap. Arkan dönük yürü. Sen yürü arkan dönük yürü. Dünyadan bezmiş. Bir dakika topa vursun abi. Bir topa vur Emre. Top kontrol yapsın top mesela. Top kontrol yapar mısın bir abi? Şu kukaların içine gir abi. Biri sert pas atsın. Futbolculuk. Bir daha at. At oğlum first class bir pas at. Bir şey söyleyeyim ben bunda da var bir şey abi. Batuhan abi sen. Bir daha at bakayım. Besmele çekiyor mu kontrol etmeden? Ben sana söyleyeyim Batuhan abi sen beni. Bence pas atalım. Sen beni. Dur, bir daha. Bir şey söyleyeceğim, harbiden herifte var bir şey ha. Ben yalnız hiç A takımda Emre Kaya diye birini duymadım. Tamam. Bilemezsiniz, belki çıkarsa burada ağlarız ama bu videoda. Bomba bir bölüm olabilir yani. Veyahut da hayatımızın, kariyerimizin son videosu. İşte onu söylüyorum. Adam... Pozisyonun ne pozisyonun? 10 numara sol açık. Yani geçmiş olabilir ama şu anda profesyonel olduğunu düşünmüyorum. Kaç doğumluydun? 2005 doğumluyum abi. 2005. Abi daha küçük ya. Bunu da ayıralım kenara. Tamam, dursun abi. Dursun abi. Aynen, kardeşim aynen. İsim neydi? Emre. Emre Kaya. Evet, seni de böyle alalım. Kardeşim manken bence. Ha? Ya da şeyde oynuyor. Zaten futbolcu olamaz. Yakışıklı olduğu için. Diriliş Osmanlı. Bu da ha? Diriliş Osmanlı değil mi? Şehzade Osmanlı'da oynar. Şehzade rolü var. Aziz Cankale. Futbola Kahramanmaraş'ta başladım. Sende bir Robin Yalçın tipi var ha. Harbi bana. Baksana abi. Benzemiyor mu? Yakaladım diyor. Geldi abi. Çok fazla benzetme var. Necip Uysal, Oğulcan Çağlayan, Robin Yalçın. Robin Yalçın. Necip'e benzemiyorsun ama Oğulcan Çağlayan'la aynı. Robin Yalçın. Oğulcan Çağlayan'la evet, aynı. Şuraya Oğulcan Çağlayan'ı koy, şuraya da Robin Yalçın'ı geldi. Koyun. Geldi. İkisi şuralara gelsin Robin abi. Robin Yalçın'a da selam olsun. Evet. Evet dinliyoruz abi. Kahramanmaraş altyapıda futbola başladım. Adana Demirspor oradan. Adana Demir mi? Uzun süre altyapıda Adana Demirspor'da oynadıktan sonra Menemen'de profesyonel oldum. 2016-2017 senesi. 2 sene profesyonel A takımda kalabildim. Daha sonrasında tekrar amatör takımlara geri dönüş yaptım. Bölgesel amatör şu an için aktif. İstanbul'da Çayırbaşı Süper Amatör Lig'de aktif oynuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Dövmeli mövmeli filan. Şu koldaki bak ufak bir sinyal var ya dövme sinyali. Futbolcu dövmesi. Ben de ondan zaten takıldım. Değil mi ona bakıyorsun abi. Evet. O ufak bir ışık beni düşündürdü ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya. Az önceki ona... Ve ona, hani bak onun prof olsa pası, tamamlayacak bak. Prof olsa dövmeyi tamamlayacak. Prof olamamış yarım onun kalmış attığı bak. Pası, onun attığı pası bunu atsınlar bakalım şey nasıl. Nasıl? Ha? Olmaz mı? Senin diyorum ki dövmeyi tamamlayamamış diyorum. Prof olsa belki dövmeyi tamamlardı. Doğru. Parayı almış anladın olabilir. İki baş birimi daha kazansan bu dövme tamamlanır. Aynı pası olmadı. Atar mısınız ona bir? Aynı pası atar aynı mısınız? Aynı pası geç abi kontrole sende. Ben şu an var ya bu ilk programdan daha zor oldu. Biraz daha sert at sert. Sert at kanka biraz. Küfür eder gibi at. Küfür eder gibi. Zaten şu pasın elenecek. Kurucacık bile olmaz bunlar. Olmadı değil mi? Bence eleyelim. Aziz Cankale. Profesyonel futbolcu değilim. Mesleğim antrenör. Neden geldi? Top prof olabilir abi. Senden bir meslek tanımı alabilir miyim? Meslek tanımı. Batuhan abi senin mesleğini bakalım. Kaburgacı herhalde bu ya. Kaburgacı. Olabilir bir yemekle ilgili bir işi olabilir. Yemekle ilgili net bir işi var. Sen abi. En kötü yiyordur yani. Kelleci. Kelle şimdi, paça mı? Kelle paça. Kardeşim isim soyisim ne? Eren Özdemir. Şırdan Eren Özdemir hoş geldin. Ne mevkin ne kardeşim? Kaleci misin? Kardeşim belki kortizon falan bir sakatlık yaşamıştır abi. Beni mahallede gördüler. Mahallenin panter kalecisiyim. Klanetçi. Sen... Nefes, bir nefes ver. Hu yap uzun. O
böyle huyu bir harbi klandetçi galiba. Of, şenlendirici gördüm. Huyu gördüm böyle. Hasan hocam vardı, Allah rahmet eylesin. Çok Allah severim. Rahmet eylesin Hasan hocam. Beni kalede gördü. Kolumdan direkt Mert Sigman yurduna götürdü. Bir kemanı alıştırdı. Sonra darbuka çaldım 2 yıl süper amatörde. Hasan hocam beni kemanı alıştırdı. Süper amatörde 2 yıl darbuka çaldım. Sonra ben de orku süper öğrendim. Şimdi master'ı saksafonla yapıyorum. Abi ben... Kardeşim sen... Ulan, Hasan hocadan da abi. Hasan hoca seni buldu. Nerede buldun? Hasan hoca... Zorlanmadı herhalde. Nerede bulacak? Tarla başında bulmuştum. Nerede bulacak? Seni bulana kadar zorlanmadı herhalde. Abi nerede buldu? Kaç yaşında buldu seni? 18 yaşında buldu. Acele etmeseydi ama. Ulan kanka 18 yaşında prof direkt proftan başlattı o zaman. Oğlum Arda 18 yaşında. Oğlum genç yaşta bulmadılar mı? Mersin İtman yurduna gittikten sonra 2-3 ay orada itmanlara çıktım. 3. kaleci olarak profa imza attım. Sonra Tantuni'ye düştün. Soğansız. Tantuni'ye. Az evet, yağlı. Az yağlı. Profa imza attıktan sonra 2-3 ayda... Güzel. Şeye, maça çıkamadan kulüp kapandı zaten. Takımın yarısını yedin herhalde. Son kapıya kilidi vurup çıkmış. Bütün tantuniciler sıradı kapıda. Evet, Mersin İtman yurdunu bitiren adam burada arkadaşlar. Evet. Kulüp kapandıktan sonra da şu anda futbol oynamıyorum. Halı sahaya çıkıyorum ücreti karşılığında. Süper kardeşim. Ücreti karşılığında halı sahaya çıkıyorsun. Evet, kalecilik yapıyorsun. Ha. Özel günlerde mi? 7 kuşak kaleciyiz. Benim babam, dedem hepsi kaleciydi. Aa, sana bir şut çekmeyi korkuyorum bunu. Batuhan çekmesin bunu Mert. Batuhan çekmesin bunu Mert. Kanalın sahibisi sana yakışır kanka. Ben bir çekeyim öyle, bir dene. Ben çekeyim abi. Bir çek. Kaçırdın. Allah çarpsın, uçtu. Vallahi görmedim. Ya yapma. Bir daha göstereyim mi? Bu adam sana bir şey söyleyeyim. Bu adam sana bir şey söyleyeyim. Baba bu nereden çıktı? Beni geçen... yediniz. Beni ben... yediniz. Babacığım beni yediniz. Çıkar abi şapkı. Arkadan oğlum dursun. Sen yediniz baba. Bu adam. Geçen. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam profesyonel kaleci Merdo. Kanka bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bu arkadaşı geçen videodan tanıyorsunuz. Hala mesleğini soranlar varmış. Çok söyleyeceğim mesleğini. Çok yaklaşanlar oldu. Mesleğime yaklaşan oldu. Bir sonraki yorumda açıklayacağız baba. Devam. Yazma devam. Yazma devam. Mesleğini yazın. Sen neyiz Batuhan abi? Ben Eren'i tutuyorum baba. Ben de abi. Eren'i Eren çünkü şu son pozisyonda yaptığı reaksiyon bana bir Muslu Eren'i andırdı. Yani ben özür dilerim. Bir Muslera'yı değil, 3 Muslera'yı yandırdı. 3 Muslera. Eren kardeşim kalıyorsun. Size kendimi kanıtlayacağım. Prof benim. Herkes dizildi. Efe de. Efe Selimiye, Melimiye işte candan mandan girdi bizim eski dostlardan hep. Selimiye'nin stadını da çok severim. Ama seni kurtaramaz bunlar Efe'cim. Siz bilirsiniz. Tamam, seni de bir adım öne alalım kanka. Tamam, sen eliyor musun Efe'yi? Evet, evet. Tamam, ben de verdim Efe. Adım Efe Can Gölenç. Profesyonel futbolcu değilim, amatör futbolcuyum. Nizam. Sen beni şüphelendirdin ama Sergen Yalçın falan da dedi abi. Nizam sana 20 saniye daha yalan süresi veriyorum, anlat. Nizam Sergen Yalçın'la bağlantın ne abi, onu anlatsana bir. Abi babamın kuzeni direkt. Benim bir hikayem var. Amcanın adı ne senin? Amcanın adı ne? Mehmet. Soyadı ne? Şahit. Mehmet Şahit uzun boylu. Sergen hocam şey Batuhan abi eğer hocayla yakınsan tanırsın amcamı. Yok yakın değiliz ya. Bak hocayla, bu kadar isim sallayamaz. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen bir hikayen var mı Sergen Yalçın'a abi, anlat. Adamın amcasını tanıdı abi adam. Böyle bir şey olamaz. Bizim Kilios'ta büyüdüğü için hoca da bizimle beraber yani bizim gibi büyüdüğü için hırnap şeyi var. Hırnap çok sever kendisi. Yani, alo işte oğlum hırnap getirir misin falan benim. Oğlum hikayeler çok enteresan. Oğlum bu profesyonel futbolcuysa hırnap götürmekle mi uğraşıyor? Eleyim bunu ya. Kanka biraz şeyi sorgu. Kanka, Emre sen bir yer mi konuş? Emre konuşmuyordu ha. Bu bir de eşofmana falan. Sen biraz at ya. Bir 30 saniyede sen sık bakalım biraz. Sıkmaya ihtiyacım yok abi. Bence görünüşten belli oluyor. Oğlum Beşiktaş A takımında antrenmanlara çıkıyorum diyorsun. Kimse seni tanımıyor. Ara ara. Sen önceden neredeydin abi? Bu adam Beşiktaş A takımından çıktı biliyorsun değil mi? Bu adam. Biliyorum. Peki bizi inandır abi bir şeye yani. Nasıl diyeyim yani? Nevzat Demir'in üst kattaki oyuncu odalarının sağ baştan ilk oyuncu kimin? Kim kalıyor sağ baştan ilk oyuncu? Abi ben altyapıda kalıyorum ama.
Oğlum sen soyunmaya gitmiyor musun oraya, çıkanı gireni görmüyor musun? Altyapıdan soyunup mu A takım tesislerine gidiyorsun? A takım soyunma odasında soyunuyorum abi. Tamam. Tam soyunma odasındaki sağ taraftaki ilk dolap kimin? İlk dolap. Sağ taraftaki girer girmez sağ. Dikkat etmiyorum abi öyle. Bakmıyorum öyle. Bakmıyor musun? Evet. Abi bu çocuk böyle ben bilmiyorum falan dedikçe ben daha çok futbolcu olduğuna yine ikna olmaya başladım. Salak mı yapıyor acaba? Bu adam dursun oğlum, abi. Bu beni çok kıllandı. Nizam'ı eledik. Tam Nizam'ı eledik abi. İsmim Nizam Şahik. Profesyonel futbolcu değilim, amatör olarak spor yapıyorum. Evet, Furkan'a verin abi. Abi altındakini de dekordan giymez ama ya. Yani bu Furkan'la ben bayağı bir futbolcu vibe aldım birader, ben sana söyleyeyim. Ama şimdi yani sen bıraktım dedin değil mi? Evet, ben pupis sakatlığından dolayı bıraktım. Pupis mi? Evet. Oğlum bu kasıklarla nasıl pupisi bırakabilir? Benim kasıklarım biraz buralar kalın olduğu için çabuk atıyor. Sürekli tekrar etti en sonunda. Nerede ameliyat oldun? Medipol. Düşünmedi, taktiği Medipol dedi. Bir şey söyleyeceğim, arabada bana bırak. Oğlum bu çocukta yalan söyleyecek modali de yok ha. Bu adam dürüst mü? Hayır bir dakika, bir dakika. Hayır. Arabada bana oynuyorum dedi. Ya amatör olarak, amatörde söylemek istemedim o yüzden. Yani, prof oynamıyorum. Takılıyorum öyle. Çok bak, eskiden nerede oynamıştın? Yani. Nerede oynamıştın takımların? Erokspor'da oynadım. Oradan sonra hocamın bırakmasıyla birlikte Kastamonu Spor'a bak, beni bunlar götürdü. Futbolcu değilse de çok büyük pokerci bu ikisi biliyor musun? Hocan kim? Evet, hiç mimik yok. Hiç yerinden de sıfır mimik. Bak bizi tezgaha düşürme kanka, yanarız. Bizde her şey gerçek. Tamam. Eren kaleye geçsin. Siz birer tane şut atın. Hadi bakayım. Hah, güzel. Hadi bakalım. Eldiveni giyişinden çözeceğim şimdi onu. Bakayım. Hazır mısın? Ben de şeye düştüm. Size kendimi kanıtlayacağım. Prof benim. Prof benim. Prof benim. Prof benim. Oğlum bu çocuğun ayak içi de çok net ya. Bu çocuktan da çok kullanıyorum. Ben var ya şu elediğimiz nerede? Nizam. Ben ondan da çok kullanıyorum. Nizam'dan olmaz. Nizam öne doğru. Allah! Oha, tantuni yemeğe benzemiyor değil mi bu işler? He? Mersini yedim be. Mersini yedim be. Bir tane daha vur. Oğlum bu çocuğun ayakları hala çok net ya. Bu çocuk ben olabilir biliyor musun? Bunu abi, bunu tutalım abi. Ben neyden? Bence ikisini kapıştırdı. Ben şu anda Beşiktaş alt takımıyla antrenmana çıkıyorum. Oraya kadar ben bunu, sıkmasa ben anlayacağım. Ben bunu seçecektim yani. Evet abi. Oo, bence... Ayağı kırıldı. Ayağı kırıldı. Eren, seni getirdik buraya kadar. Eren, ben sana güveniyordum ama 2-1 kaldım kardeşim. Şu an çok kafamızı karıştırdılar. Ben sana inanıyordum, vallahi inanıyordum. Tamam. Sana da teşekkür ediyoruz. Belki prof çıkarsa ama yıkılırım ha Eren. Eren Özdemir, profesyonel futbolcu değilim, esnafım. Yani bu biraz daha böyle şey olsaydı Furkan diyecektim ama bilemiyorum, ben yine hala... Öbürü de çok rahat, ya çok rahat yalan söylüyor ya da gerçekten doğru söylüyor. Öbürü. Sanki bunun eski miyiz? Futbol geçmişi var Furkan'ın. Vuruşlarından anladım. Ama prof oldu. Ama evet bu... Profa kadar gelmiş dönmüş öyle bir kafa göstermiş. Aynen bir göstermiş dönmüş havası var. Bu hala mermi gibi zıpkın gibi vuruyor topları. Aktif oynuyor olabilir bu hala. Bu taç yapın bakayım abi. Harbiden. İşte burası zırt dedi. Yalnız Merton'un Beşiktaş'ta çok itelemesi de var biliyor musun? Abi 90 numara Honda orada bulamaz abi falan. O yüzden ben Furkan'a... Oğlum ikisi de topçu lan. Oha! Baba herkes sustu, izliyor tribüne baksana. Ben Emre'nin futbolcu olduğunu düşünüyorum. Emre yani. Futbolcu sence? Abi seç birini. Vazgeçtim. Bakın Furkan futbolcu. Bence de Furkan mı? Futbolcu. Furkan. Gel. Bir dakika. Bence Emre futbolcu. Ben Furkan'a... Tamam, geçin abi. Furkan diyorum abi. Oğlum sen A takımla idmanlara çıkıyorsun. Profesyonel sözleşme var mı? Şöyle yan yana geçsenize. Var abi. 14 yaşında oldum ben profesyonel. Üniversitede oldum. Nasıl tanımıyorsunuz abi? Bilerek yapıyor olabilir ha. Öyle bir ihtimal. Hayır bak ya çok rahat yalan söylüyor ya da... Sen ne mevki oynuyordun lan Furkan? Orta 6-8. Tamam ben de Furkan'a oy vereyim o zaman ya. Üçünüz verdiniz, ikiniz verdiniz, ben de Furkan'a vereyim abi. Ben Furkan'a veriyorum oyumu ya. Ben de Furkan'a veriyorum. Sen bunu çok gazladın. Sen kesin yalan zinyo yaptın bize orada. Oğlum biz 8 kişilik 7 kişi kalmışız. Eren yedin mi lan birini yine? Karar açıklıyorum. Tamam. Oğlum bu çocuk çok utangaç. Bak bu çıkmayabilir ha. Bence de. Bu Furkan çok utangaç. Ben de yürüdüğüm ben başladım şu anda. Sen misin lan? Benim abi. Aslanım benim be. Görüyor musun? Çıksın abi. Belki rol yapıyordur. İyi rolcüdür.
prof aralarından belki iyi rolcüdür. Şimdi gözlerimi kapatacağım. Gözümü açtığımda düşünsene Eren bir adım önde ama. Ha? Ne yapacağım? Sen önce ceketin giy git abi, daha konuşma. Hadi tamam, açıkla şunu. Profesyonel futbolcu bir adım öne çıksın arkadaşlar. Bu adam çok iyi yalan söyledi, o zaman rol yaptı. Ama sen rol yapıyorsun. İkinci sen normal yeterli. Anlamasınlar diye pasa vurmadı, topa vurmadı. Üstüne yalandan dolabı Emre Kaya dedi. İkinci bir ismin var mı? Dövme var mı? Bunu görseydim bunu derdim, biliyor musun? Ne yazıyor? %1 şans, %99 yetenek yazıyor abi. Oo. Oğlum herif Transfermarkt'ta çıktı lan. Al abi. Emre Kaya Beşiktaş. Kardeşim oynuyorsun değil mi şu an? Oynuyorum aktif abi. Anlattıkların doğruydu. Doğru, teşekkür ediyoruz. Tabii işin eğlencesi bu. Moralim bozuldu. Sen de sıkıntı değil mi? Beklemiyordun ama güzel. Bunu seçecektim abi. De sonradan biliyorsun. Ama sonra Furkan'a döndüm. Ben 50 kilometre çekiyorum abi. Ama 50 sonradan bak geldi, ilk onu seçtim, sonra vazgeçtim. Furkan futbolcu. Bence de Furkan futbolcu. Furkan. Yolu bahtı açık olsun inşallah. Hocasına da Serdar Allah abi. Yolunu açık etsin kardeşim. Serdar abi de selam olsun. Hangisi futbolcunun yeni bölümünü çektik? Çok değerli iki konuğum vardı. Batuhan Karadeniz bugün aramıza katıldı. Çok teşekkürler abi. Ne çok demek sağ ol. Canım benim. Çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum öncelikle. Kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Hepsinin yetenekleri belli. Aralarında gerçekten futbolcu da var. Sadece profesyonel lisansı olmayanlar var. Bizi yanılttılar. Eren için hala şüphelerimiz devam ediyor. Evet, o reaksiyonundan sonra. Volkan Demir'e de ayrıyetten teşekkür ediyorum abi. Sen de geldin. Çok sağ ol yine. Gelen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok emek veriyoruz arkadaşlar. Lütfen 2 saniyenizi verip kanala abone olursanız da like edersiniz. Like'a. Arkadaşlar beğeni butonlarına basıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Evet, parmak abi. Önemli baba. Parmağı doldur. Basın siyah oluyor abi. Basınca. Bu bölümün devam etmesini istiyorsanız da aşağıya yazın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.